Sen şimdi lahmacun mu yapacaksın? Haydi bakıyorum. Ananaslı lahmacun geliyor. Seni bulacağım oğlum. Merhaba, otomatik oynat kanalına abone olmayı unutmayın. Ben kıymayı çapçapladım. O kalp kırılmasın usta, bu kalp kırılmasın. Ne olur. Aynen, gidiyor. Türkiye'nin ilk ve tek ananaslı lahmacunu geliyor. Hazır mıyız? Bu bölüm Cihangir'deyiz ve lahmacun yapacağız. Gerçekten hep merak ettiğim bir şeydi. Çok da severim lahmacunu. Yapabilirsem ustam bana yemek ısmarlayacak. Yapamazsam ben ustama yemek ısmarlayacağım. Cihangir'e gelmişken ufak bir ünlü avına çıkalım istiyorum. Erkete de bekleyeceğim. Muhtemelen pusuya birkaç ünlü düşer. Şu ünlü mü lan? Ünlü gibi bir şey var. Ay yok değilmiş. Büyük Cihangir moda göçü sonrasında hala Cihangir'de olan bir takım ünlülere rastlamaktayız. Bir takım ünlüler. Saygıdeğer abimle buradayız. Kendisinin lahmacunla ilgili düşüncelerini sormak istiyorum. Ya lahmacunun dibinden biraz akacak ya da şuradan böyle hafif bir akacak abi. Lahmacun öyle yani. Sen şimdi lahmacun mu yapacaksın? Yapacağım, çok heyecanlıyım. Ben de lahmacun insanıyım. Yutkundum bak. Evet. Evet, öyle bir anlattın ki bir de senden evet. Dinleyince şu an inanılmaz bir açılış oldu benim için. Evet, az önce Seren Serengil'in köpeği yanımızdan geçti. Ve yaklaşık olarak 25 gramlık bir kaka yaptı. Neyse ki gezdiren arkadaş onu yoldan aldı. İşte bu. Bir ünlüyle daha karşılaştık. Daha iki adım daha attım. Benim eski berberimin orada oturmakta. Şu an hedefe kilitlendim. Görmüş olduğumuz gibi Cihangir'in ve tüm ünlülerin öncelikli tercihi berberlerin berberi bu kardeşler ve Sayın Cem Kılıç abim, yakışıklı abim burada. Seni görmek çok güzel. Lahmacunla ilgili bir insanın lahmacunla ilgili nasıl bir duygusu olabilir ya? Sever, sevmez yani. Çok iyi bir buluş bence. Severek tükettiğimiz bir ürün. İlk defa mı deneyeceksin? Yok, ben yapacağım. Ananaslı tamam, lahmacun. İlk defa mı yapacaksın? İlk defa yapacağım. Hayatta yemem. Şimdi Cihangir merdivenlere geldik. Burada merdivenlerin orada oturup manzaranın, inşaatın ve tinercilerin tadını çıkarabilirsiniz. Solumda görmüş olduğunuz bir şerefsiz. Benim daha önce yaptığım grafitinin üstüne arkadaşım Cenk'le birlikte buraya kene grafitisi yapmıştık. Vakti zamanında millet gelip önünde fotoğraf çekiliyordu. Çok sevilmişti. Böyle yakından bakarsanız alttan böyle belirdiğini görebilirsiniz. Doğu yazıyor sanırım. Sen kimsin bilmiyorum ama seni bulacağım oğlum. Geçen hafta kağıt toplayıcılığı yaptım ben de Kuştepe'de ama hayatımda gördüğüm açık ara en iyi kağıt toplama aracı. Kaç ay yaptın? Bir ay mı? İki ay mı? Bir gün. Lahmacunla ilgili fikirlerin nedir? Lahmacun nasıl olmalıdır? Mesela kıyma olur. Kesinlikle. Diyoruz ki lahmacunun olmazsa olmazı kıymadır. Ve buradan bütün vegan lahmacunlara çok memnun oldum abi. Ufaktan kaçıyoruz biz. İyi çalışmalar. Artık lahmacun yapmaya gidebiliriz. Kısa Cihangir turumuzdan sonra İstanbul'da yiyebileceğiniz en iyi lahmacunun ustasına geldik. Doğacıyız'dayız. Mehmet Usta ile beraberiz. Evet, çırak olarak seni karşıma geçireceğim. Tamam ve usta. İşe başlayacağız. Çırak olarak ilk hatayı yaptık sanırım şu an. Tabii hata.
Bunu ilk öncelikle şey giydirmemiz lazım. Tamam. Şimdi hamur yoğurma kısmı var herhalde. En çok korktuğum kısım da onun kıvamını tutturması vesairesi. Evet. Bir tık ustalık isteyen bir şey. O elle hamur yoğurup da saatlerce zaman alın teri döküyorlardı. Ama şimdiki zaman teknolojisiyle makineyi çalıştırdığınız zaman hamuru zaten yoğurmuş oluyorsunuz. Ha süper. Burada bitiyor yani. Bütün tabii, olay okey. Bu kazanda karışıyor. Tabii, tamam, her şey harika. Makinelerde. Evet. Lahmacun teknolojisinin geldiği son boyut. Unluyor muyuz usta? Tabii unla biraz. Tamam. Biraz unladık. Yani şu an henüz daha şov yapacak aşamaya geçemedim ama bir işi kaptıktan sonra tabii Cemre Bey. İlk mesela bir CD kadar olana kadar elle yoğuruyoruz. Aynen. Arada unluyoruz. Tabii. Aynen. Evet. Arada üstüne un atıyoruz. Un atıyoruz. Ama merdaneyle açman lazım. Ya da geç kalırsın. Ya yok ya beni yeniyorsun, olmaz böyle. İyi gidiyor muyum usta? Tabii. Gerçekten mi? Hemen. Sen şov yapıyorsun biraz şimdi. Benim eski çıraklarım senden daha iyi. Bu havada çevirmeyi yapabilir miyiz? Tabii, var mı lahmacunda? Böyle çevirebilirsin, niye çeviremezsin? Lan olur. Ha falan. Evet. Mükemmelsin. Çok hadi çevireyim ya. Mükemmel ha. Çok iyi. Eyvah. Kayabilirsiniz. Eyvah dur buruştu. Evet doğrudur. Sevgini katabilirsin. Sevgimi katayım. Çok güzel. Kalp yapıyorum ustam, olur mu? Evet olur. Niye olmasın? Kalp lahmacun. Aynen. Aşkımı böyle bir şekilde gösterebilirim. Ah bakalım olacak mı? Oluyor galiba. Ben usta olarak bunu ben yapamam. Cemre Bey. Şimdi çatalla böyle yapalım. Çatalla? Ha, evet, hava mı aldırıyoruz? Tabii şişmesin diye. Ha. O zaman kalp sıkıntıdan patlayabilir. Kesinlikle. Bu mudur ustam böyle şey? Evet, sıkabilirsin. Okey. Evet, hamurumuz hazır olduğuna göre artık lahmacunun harcını yapabiliriz. Dörde bölüyorum hepsini. Çok iyiymiş. Gerçekten dağılıyor ama çok zevkli. Gerçekten o kadar hızlı bir şekilde harç halini almıyor bu. Biraz zaman istiyor ama bu dev satır olayı inanılmaz hoşuma gitti. Merhaba, otomatik oynat kanalına abone olmayı unutmayın. Sensiz geçmiyor bugünler, biliyor musun? Yüreğine beni soruyor musun? Harcımızı hazırlarken öyle yalnız ses dalgalarıyla o acıyı tabii lezzet katacağız oraya. Acıyı da vereceğiz. Ben kıymayı çapçapladım kenarlara doğru. Kenarlara çok yaymıyoruz. Tabii. Şimdi kalp yaptığınız için kenarlara çok tatlı oldu. Yani kenarları bulaştırmayın. Tamam. Gözyaşları akmasın, öyle kalsın. Şimdi fırına atacağız onu. Tahtaya koyabilirsin Cemre Bey. Çok sağ olsun. Of bu kopacak gibi. Hayır kalk. İki beraber taşıyalım. Usta. O taraftan. Bu kalp kırılmasın usta. Yok. Bu kalp kırılmasın. Aynen. Allah gitti mi? Yok düzeltiriz. Senin kalbini kıramayız. Şimdi lahmacun yapan asıl işleme geçebiliriz. Fırınlama dediğimiz lahmacunumuzu. Usta direkt sürükleyerek. Evet sürükleyerek. Okay. Oo kaydı biraz bir de böyle. Tamam güzel. Tam ortasına attın. Tamam problem yok. Çok süper. Güzel oldu. Evet benim ilk mahsulüm çıktı. Çıtırlık oranı gayet iyi. Biçimi bozulmamış gördüğümüz gibi. Ve çok heyecanlıyım. Usta izninle şöyle tabii. Bir tane tadıyorum. Of. Bir ses çok önemli galiba. Tabii aynen. İsterseniz bir parça. Çıtır olacak abi. Aynen. Usta işte yaptığı zaman yine çırağına da yedirmesi lazım. Daha bence de iyi olmuştur. Ne diyorsun ustam? İş yapar mı? Mükemmel. Gerçekten mi? Aynen. Ustam şimdi sonuç olarak benden razı mısın? Beni beğendin mi? Tabii mükemmel oldu. Ustam benden memnun. Şimdi artık yeni tariflere geçebiliriz. Ha
Haydi başlıyoruz. Ananaslı lahmacun geliyor. Çok şükür dünyanın en pozitif ustasıyla birlikteyim. Önceki bölüm yani mahvoldum. O benim için bir travmaydı. O ustalar gerçekten benim ağzıma sıçtı. Burada usta sağ olsun benim kusurlarımı görmezden geliyor. Beni pohpohluyor. Burada güzel keyifli bir çalışma ortamı yarattı bize. Çok da vaktini almayacağız ustamızın. Ama bir lahmacuna giriş dersi oldu benim için. Yani tam olarak bir çıraklık yapmış olmasam da lahmacun yaptım. Hatta ananaslı yaptım. Türkiye'nin ilk ve tek ananaslı lahmacunu geliyor. Hazır mıyız? Evet. Çok güzel, mükemmel. Güzelliğe bak. Hemen. Türkiye'nin ikinci kıymalı ananaslı lahmacunu geldi. Ve bir diğer... Yes. Mükemmel Cemre Bey. Biz seninle çok şeyler yapacağız. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bana bu eğitimi verdiğin için. Küçüklüğümüzden beri hamur işleriyle uğraşıyoruz. İlk defa böyle ananaslı lahmacunu sizden öğrendim. Ben evet. Ustam bana 10 puan verdi. Lahmacunum herkes tarafından çok beğenildi. Usta çok teşekkür ederim. Senden öğrendiğim her şey için çok keyifli bir gündü. Ananaslı lahmacun yapma şansım oldu. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bana kattığın her şey için. Ve şimdi puanlama zamanı. Çakal lezzetlerin ustası Emir Yargınlı'yım. Hoş geldin Emir. Hoş bulduk Cemre Hancığım. Önümde çok değişik şeyler var. Hikayelerini açıkçası merak ediyorum. Bu ananas egzotik bir ülkeden geldi. Ananasları ince dilimledim. Ananaslı pizzadan yola çıktım. Onu bizim yöresel lezzetlerimize birleştirmek istedim. Bir füzyon. Kesinlikle. Neleri sen yaptın? Yani içi, design, yemek dizaynı senin. Design tamamıyla pişirme bana senin. Ait. Evet, fikir o bana şeyi ait. Yapabildin mi? O kısım çok zevkliydi. O, ya biraz sen... böyle curling oynuyor gibi böyle aynen. Tık diye çekince o kürekten kayıp... Sen... diye hem böyle bir sportif biri olduğun spin için atıyor. Evet, halletmişsindir. Evet. Evet, gerçekten o hareket beni benden aldı. İyi lahmacun böyle boynunu bükmeyecek. Şimdi bu lahmacunda ben onu görüyorum. Şimdi burada benim puanım bir kere kendi kişisel zevkime göre 10 üzerinden bir kere 5 garanti. Çok iyi. İçindekiler taze ise ki tazedir. Taze. Bak çıtır çıtır ses katlarken çat çat diye katlanması lazım ki bakın. Çok yes. Güzel. Duydunuz mu sesi? Bunların hepsi puan işte sana. Harika. Kıvam ve pişme ile ilgili 10 üzerinden 10 veriyorum. Yes. Vallahi ben yani değişik şeyleri severim. Ben yakıştırdım. Bence lezzeti güzel. Bu bölümde ustadan tam puan aldım. Emirciğimden de tam puan aldım. Harika bir bölüm oldu. Bir sonraki bölüm yapmamı istediğiniz bir şey varsa yorum olarak aşağıya bırakabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Eline sağlık. Harikaydı. Gerçekten. Süper.